Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber sulu boyayla portre yapıyoruz. Gerçekten zor bir şeymiş arkadaşlar. İlk defa yaptım sizler için. Bundan sonra da daha fazla yapmayı düşünüyorum tabii ki. Ne de zorlandık, cilt renklerini nasıl ayarlıyoruz, hangi renkleri karıştırırsak güzel olur, hangi renkler güzel sonuç vermez, saçları nasıl yapıyoruz, göz rengini nasıl yapıyoruz, hepsini birazdan göstereceğim. Sulu boyaya başlangıç videomu izlemediyseniz eğer buraya koyuyorum sizin için. 25 tane tüyo veriyordum bu videoda. Eğer izlemediyseniz mutlaka bir göz atın derim. Bu videoda kullandığım materyallerin isimlerini ve aynı zamanda kullandığım renklerin listesini de yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Sadece YouTube'a video yapmıyorum ben tabii ki. Bütün bunları eş zamanlı olarak yayınladığım bir web sitem daha var. Eğer benimle birebir yapmak istiyorsanız bu resimleri uzun videolarıma ulaşabilmek için Patreon hesabıma bekliyorum sizi. patreon.com/ecegürler. Bakalım Larissa bu çizimimi beğenecek mi? Ama en önemlisi bakalım siz beğenecek misiniz? Hadi boyayalım. İlk yaptığım şey beyaz kalmasını istediğim küçük alanlara maskeleme sıvısı sürmek oldu. Tabii ki şart değil ama ben sakar boyuyorum, o yüzden kullandım. Bu da kullandığım ürün. Göz yansımalarına ve dişlere sürüyoruz. Öncelikle yapmamız gereken kullanacağımız bütün cilt tonlarını önceden hazırlamak. Başka bir kağıdın üzerinde deneme yanılma yöntemiyle renklerimizi oluşturabiliriz. Burada yaptığım karışımları görüyorsunuz. Cildin en temelindeki en açık sarı tonu kahverengiyi, sarıyı ve beyazı karıştırarak elde ettim. Pembe içinse yine koyu pembe ve beyaz renklerini karıştırdım. Onu şeftali rengine döndürmek içinse limon sarısı kattım içine ve en koyu gölgeleri içinde hardal rengiyle koyu kahverengiyi karıştırdım. Bir de Payne'in Grease'i diye gri'nin mavi tonu var. Ona yakın bir renk. Onu da buradaki yanaklardaki gölgeler için kullandım. Tabii bunların boya ve su oranlarıyla oynayıp istediğiniz renk skalasını oluşturabilirsiniz. Renklerimiz hazır. Hemen kağıdımızı en büyük fırçamızla ıslatıyoruz. Küçük fırça olursa kağıt çabuk kurur. Bunu istemiyoruz tabii ki. Çünkü çabuk hareket etmemiz lazım. İlk gireceğimiz cilt tonu en açık olmalı, en alttaki en temel ton çünkü. Bu sarı rengi uygularken aklınızda da şunu bulundurun, sulu boya kuruduğunda rengi bir ton daha açılacaktır. Hızlıca kağıdım kurumadan ilk katı bitirdim, sonra diğer pembe ve şeftali kahverengi boyalarını da uyguluyorum hazır kağıdım ıslakken. Ve bunları uyguladıktan sonra kurumaya bıraktım. Tamamıyla kuruduğundan emin olduktan sonra yine temiz fırçamızla ıslatıyoruz tüm yüzü ve ikinci katı da tıpkı ilki gibi giriyoruz. Bunun gibi 3-4 katla birlikte yüz gerçekçi bir hal alacaktır. Eğer bu katları yaparken kağıdınızı yeterince ıslatmazsanız karnabahar etkisi denilen kötü görünüm ortaya çıkacaktır. O da boyanızın sınırlarında koyu bir çizgi olarak boyanın toplanması demektir. Çok güzel bir görünüm değil gerçekten. Eğer hata yaparsanız hemen peçeteyle hata yaptığınız yere bastırıp çekin. Ne kadar çabuk müdahale ederseniz o kadar iyi sonuç alırsınız. Küçük hatalarda da bunu kulak temizleme çubuğuyla yapıyorum. Gayet güzel temizliyor. Saç için önce ıslak üzerine ıslak metoduyla ilk katı gireceğiz. En açık tonla yine burada sıcak sarı kullandım. Bu kuruduktan sonra diğer tonları üzerine rahatlıkla girebileceğiz. Saçın ilk katmanı kururken biz diğer yandan gözlerle devam edelim. Göz rengi Ela'ya çalan kahverengi, o yüzden ben zeytin yeşili ile kahverengiyi karıştırdım. 2 numaralı fırçamızla ince detayları, renkleri ekliyoruz. Fırçayı nasıl tuttuğuma dikkatinizi çekmek istiyorum. Fırçayı ucuna yakın tutarsanız daha çok hakimiyet sağlamış olursunuz. Bu da ince detayları girmekte oldukça yardımcı olur.
Gözün beyazını gerçekçi portre çizimlerinde beyaz bırakmıyoruz kesinlikle. Çünkü mutlaka ya göz kapağının ya da kirpiklerin gölgeleri düşecektir üzerine. Burada Payne's Grease'ini ekledim gölgeler için ve hafif pembe rengi de ekledim gözyaşının çıktığı yere doğru. Sulu boya portrelerde bir kalemle olduğu kadar ince detay girmek inanılmaz zor. Muhteşem bir emek, dikkat ve zaman gerektiriyor bence. Henüz o profesyonelliğe erişemedim ben. Kaşları yapmak oldukça korkutucu bir tecrübeydi, yalan söylemeyeceğim şimdi. Çünkü çok açık bir cilt tonu üzerine çok koyu renklerle boyama yapıyoruz. Üstüne üstlük kuru üzerine ıslak metodu yapıyoruz birlikte. Peçeteyle kurtarma olasılığımız da düşük demek bu. Küçük fırçamızla yine kaşların çıkış yönüne doğru ufak darbelerle kaşımızı boyuyoruz. Buradaki renk kahve ile siyahın karışımı. Fırçanızdaki boyanın çok sulu olmaması gerekiyor bu arada. Onu ayarlamak için isterseniz önce bir peçeteye değdirip fazla suyunu alabilirsiniz. Kirpikler var sırada. Sürekli duyuyordum resimlerinizde siyahı direkt olarak kullanmayın, resmi cansızlaştırır diye. O yüzden kahverengiyle karıştırdım siyahı kirpikleri yaparken. Ama kara kalemle yıllardır tecrübesi olan, sulu boyaya da yeni başlayan biri olarak kara kalemde olduğu gibi kirpikler en koyu olsun istedim ve üzerlerinden dayanamayarak siyahla gittim. Gerçekten çok kötü oldu. Kesinlikle yapmamanızı öneriyorum. Üzerinden lacivert de geçtim, biraz daha resim kendine geldi. Bu da bana ders olmuş olsun. Gözaltı torbaları için açık pembe tonu kullandım. Yine kuru üzerine ıslak metoduyla. Burada tonu iyi ayarlamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ne çok koyu ne de çok açık olmalı. Dudaklarda önce temel kat olarak en açık pembeyi her yere yaydıktan sonra kurumasını bekliyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi küçük fırçamızla pembe beyaz karışımımızı sürüyoruz. Ama Işık parlamalarını yalnız bırakıyoruz. Elimizi değmiyoruz. En sonunda temiz suya batırdığımız fırçamızla bu boyadığımız yerin ve beyaz yerlerin üzerinden hafifçe geçiyoruz ki doğal bir görünüm kazansınlar. Saçlarda farklı renklerdeki dalgaları girebilmek için bir kez daha ıslatıyoruz. Yine temiz suyla tabii ki. Saçları yaparken en önemli şey referans fotoğrafınızdaki saçın yönünü ve kıvrımını takip etmek. Giderek daha koyu olan renklerimizi katıyoruz saça. Kururken saç, ağzın çizgisini çizelim dedim ben de. Dudakları ayıran çizgi için Crimson kırmızısıyla Burnt Sienna yani kırmızıya çalan kahverengiyle karıştırdım. Yine çok ince fırçamızla çok dikkatli bir şekilde çiziyoruz burayı. Dudaktaki diğer koyu alanlara da aynı boyayı uyguluyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi kaşlara tekrar geri döndüm ve biraz siyah ve indigo ekledim. Çünkü bu tonları da görüyoruz kaşta. Maskeleme sıvısını çıkarma zamanı eski bir diş fırçası yardımıyla çıkarıyoruz ve küçük fırçamla küçük ayarlamalar yapıyorum sonrasında hem sol hem de sağ gözde. Kuru üzerine ıslak metoduyla büyük 11 numara fırçamla koyu kahve siyah rengi karışımımı saça uyguluyorum. Artık doğal dalga görünümü vermeye çalışıyorum. Uçuşan saçları da eklemeyi unutmayın sakın.
Saçlarda, kıyafetlerde ve arka planda gerçekçilikten çok kendi yorumumu katmayı seviyorum. Bence sulu boyanın en güzel yanı bu. Daha özgür buluyorum onu. Kendim yorumladım. Bakalım beğenecek misiniz? Islak üzerine ıslak metoduyla mavi ve pembe boyaları değdirerek kendi kendilerine yayılmalarını sağladım. Onlar kururken saça birazcık daha sıcak sarı rengi ekledim çünkü çok koyu görünüyordu. Bu renk canlılık kattı bence. Kolyesini çizerken de yine lacivert ve siyah renklerimi karıştırdım. Arka plan için sıçratma metodu denemek istedim. Bunun için yağlı kağıt kullandım ama siz herhangi bir patron kağıdı gibi ince kağıt ya da şeffaf dosya, saydam defter kabuğu vesaire gibi şeyler kullanabilirsiniz. Sıçratacağım boyanın gelmesini istemediğim yerleri keçeli kalemle sınırladım. Oralardan kestim ve resmimin üzerine geri yerleştirdim. Sabitleştirelim ki kaymasın. Bu resme baktığımızda ilk göze çarpan iki şey var. Pembe dudaklar ve saçlardaki sarı tonlar. Renk tekerleğinden bu renkleri tamamlayan renkleri yani yeşil ve moru seçtim ki daha canlı bir görünüm alsın resmim. Kırmızıyı yine niye seçtin derseniz, çünkü kırmızıyı seviyorum, başka bir nedenim yok. Kırmızı girdiği her resme enerji veriyor bence. Bu renk tekerleğini anlattığım bölümü daha önce izlemediyseniz yukarıya koyuyorum sizin için. Portremiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bulduysanız beğendi düğmesine basmayı ve abone ola tıklamayı unutmayın. Her salı ve perşembe yeni bir video ile karşınızdayım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Web sitemi de ziyaret edebilirseniz çok sevinirim. ecegürler.com. Resim ve sevgi.